192. sayfa pekiştiren soru. KLM ve N canlılarının oluşturduğu besin zinciri yandaki şemada gösterilmiştir. Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayalım. 1. Hangi canlı üreticidir? K canlısı üreticidir. Buraya K yazalım. 2. Hangi canlı ölü organizmaları ayrıştırır? M canlısı ölü organizmaları ayrıştırır. 3. N canlısı hangi canlıyla beslenir? N canlısı K canlısıyla beslenir. 4 L canlısının sayısı artarsa hangi canlının sayısı azalır? Evet. L canlısının sayısı artarsa N canlısının sayısı azalır. Çünkü L canlısı N canlısıyla beslenir. 194. sayfa 1. bölüm sonu soruları A. Aşağıdaki görsel bir besin zincirine aittir. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazalım. 1. Ardıç üretici canlıdır. Evet, bu ifade doğrudur arkadaşlar. 2. Tavşanın sayısı artarsa tilkinin sayısı azalır. Bu ifade yanlıştır. Çünkü tilkinin sayısı artarsa tavşanın sayısı azalır. Tilki tavşanla beslenir. 3. Besin zincirinde 3 tane tüketici canlı vardır. Evet, tüketici canlılardan bir tanesi tavşan, diğeri tilkidir arkadaşlar. Dolayısıyla burada iki tane tüketici canlı var. Bu ifade yanlıştır. 4. Tavşan otcul, tilki etcil beslenmektedir. Evet, tavşan ardışla besleniyor, tilki ise tavşanla besleniyor. Biri otcul, biri etcildir. Bu ifade doğrudur. 5. Şapkalı mantar diğer canlıların atıklarının çürüyüp toprağa karışmasında görevlidir. Evet, bu ifade de doğrudur. B. Aynı ekoloji piramidinde bulunan ve haklarında bilgi verilen P, R, S, Ş ve T canlılarının ekoloji piramidindeki dizilimini görsel üzerinde gösterelim. P canlısı biyolojik birikimin en fazla olduğu canlıdır. Evet, bu piramidin en tepesinde olacak. P'yi buraya yazalım. R canlısı etçil beslenir. Bu piramidin en üstten ikinci sırasında R burada. S canlısı kendi besinini üretir. O zaman S'yi buraya yazacağız. Ş canlısının sayısı artarsa R canlısının sayısı artar. Evet, Ş'yi de buraya yazacağız. T canlısı besin zincirinin her basamağında bulunur. T'yi de buraya yazacağız. C. Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruların doğru cevabını işaretleyelim. 1. K canlısı hakkında aşağıdaki bilgiler veriliyor. Buna göre K canlısı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Besin zincirinin ilk basamağında bulunur. Kendi besinini üretir. Evet. Bunlar bitkilerdir. Doğru cevap A şıkkıdır. 2. Aşağıdaki görsel bir besin zincirine aittir. Görseldeki besin zincirinde kurbağa sayısı artarsa hangilerinin sayısı artar? A şıkkı kartal ve yılan bu değil. B şıkkı çekirge ve kartal bu da değil. C şıkkı çimen ve çekirge bu da değil. D şıkkı çimen, yılan ve kartal. Evet kurbağa sayısı artınca şimdi kurbağa çekirge ile beslendiği için çekirge sayısı azalır. Çekirge çimenle beslendiği için çimen sayısı artar. Kurbağa sayısı artınca ile beslenen yılan sayısı artar. Yılanla beslenen kartal sayısı da artar. Dolayısıyla çimen, yılan ve kartal artar. Doğru cevap D şıkkıdır. Üçüncü soru. Aşağıdaki görsel bir ekoloji piramidine aittir. Buna göre görselde soru işaretiyle gösterilen canlı için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A şıkkı etçil beslenmektedir. Bu yanlıştır. B şıkkı sayısı yılandan daha fazladır. Bu ifade doğrudur. Çünkü yılanlar buradaki canlılarla beslenirler. Buradaki canlı da otçul bir canlıdır. Etçil değildir. Ayrıştırıcı canlılardır. Hayır. Ayrıştırıcı canlılar mantarlar. D şıkkı biyolojik birikimi buğdaydan daha azdır. Bu ifade de yanlıştır. Doğru cevap B şıkkıdır. Dördüncü soru. Aynı besin zincirinde yer alan T, V, Y ve Z canlılarının Birey sayısını gösteren grafik aşağıda verilmiştir. Buna göre hangi canlı otçul beslenmektedir? Şimdi bu zincirde en altta Y olacak. Daha sonra T, daha sonra V en üstte de Z olacak. Şimdi bunlar bitkilerdir. Bu da otçul hayvanlardır arkadaşlar. Çünkü bitkiyle beslenenler. Doğru cevap A şıkkıdır. 201. sayfa 2. bölüm sonu soruları A. Fotosentez hızına etki eden bazı değişkenleri inceleyen bir öğrenci aşağıdaki deney düzeneklerini hazırlıyor. Buna göre öğrencinin yaptığı deneydeki bağımsız değişken, bağımlı değişken ve kontrol edilen değişkenleri uygun boşlukları yazalım. Deneyde kullanılan bitkiler ve aydınlatma araçları özdeştir. Şimdi bağımsız değişken su miktarıdır. Çünkü her ikisinde de farklı miktarlarda su veriliyor. Bu bağımsız değişken. Bağımlı değişken ise fotosentez hızıdır. Çünkü fotosentez hızı su miktarına bağlıdır. Kontrol edilen değişkenler ise ışık rengi, bitki türü ve sıcaklıktır. İki deneyde de aynı ışık var. Bakın sarı ışık. İkisinde de aynı sıcaklık ve ikisinde de aynı bitki vardır. O yüzden kontrol edilen değişkenler ışık rengi, Bitki türü ve sıcaklıktır. Ve aşağıda verilen ifadeler doğru ise D, yanlış ise Y yolunu izleyerek doğru çıkışa ulaşalım. Bitkiler karanlık ortamda fotosentez yapabilir. Bu ifade yanlıştır. Bitkiler karanlık ortamda fotosentez yapamazlar. Bu yoldan ilerleyeceğiz. Fotosentez sonucu besin ve oksijen açığa çıkar. Evet. Bu ifade doğrudur. Buradan ilerleyeceğiz. Oksijensiz solunumda enzimler görev alır. Evet. Bu ifade de doğrudur. Dolayısıyla 5. çıkıştan çıkılmalıdır. C. Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruların doğru cevabını işaretleyelim. 1. Aşağıdaki görselde fotosentez olayı temsili olarak gösterilmiştir. Buna göre görselde 1, 2 ve 3 ile gösterilen yerlere gelmesi gereken ifadeler hangisinde doğru verilmiştir? Evet. 1. Işık C ve D'yi eleyelim. 2 numaralı yere gelmesi gereken oksijen. 3 numaralı yere gelmesi gereken ise karbondioksittir. Doğru cevap A şıkkıdır. İkinci soru oksijenli solunum ile ilgili olarak ifadelerinden hangileri doğrudur denmiş. 1. Besinlerden oksijen kullanılarak enerji elde edilmesidir. Evet bu ifade doğrudur. 2. İnsan kas hücreleri sadece oksijenli solunum yapar. Bu ifade yanlıştır. 3. Çok hücreli canlılarda mitokondride gerçekleşir. Bu ifade de doğrudur. Doğru olanlar 1 ve 3 olduğu için doğru cevap C şıkkıdır. 3. soru. Işık renginin fotosentez hızına etkisini araştırmak isteyen bir öğrenci hangi düzenekleri kullanmalıdır? Şimdi ışık farklı olacak, e, su miktarı ve sıcaklık aynı olacak. A şıkkında su miktarı farklı, ışık da aynı olduğu için bu olmaz. B şıkkı ışık rengi farklı, bakın su miktarı da farklı, bu da olmaz. C şıkkında ışık rengi farklı, burada da sıcaklıklar farklı, bu da olmaz. Sıcaklıklar aynı olacaktı. D şıkkında ışık rengi farklı, sıcaklıklar ve su miktarı aynı olduğu için doğru cevap D şıkkıdır. Dördüncü soru bitkilerde fotosentez ve solunum ile ilgili Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A şıkkı bitki gece ve gündüz fotosentez yapar. Evet, bu ifade yanlıştır. Bitkiler gece fotosentez yapmaz. B şıkkı bitki gece ve gündüz solunum yapar. Bu ifade doğrudur. C şıkkı bitki gündüz sadece solunum, gece solunum ve fotosentez yapar. Bu ifade de yanlıştır. D şıkkı bitki gündüz sadece fotosentez, gece solunum ve fotosentez yapar. Bu ifade de. Yanlıştır.